Efendim biliyorsunuz kampüsü sorduk. Lefke Avrupa Üniversitesi'nin televizyonu Live TV'den sizlerle birlikte buluşuyor. Bahar söyleşilerimizin ilk konuğu güzeller güzeli oyuncu konuğumuz Sinem Kobal. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Çok heyecanlandım ben de. Gerçekten küçüklüğümün, çocukluğumun dizisiydi Selena. Şimdi de karşımda görünce çok farklı oldu. Tabii artık gençlik dizisi Küçük Sırlar'da da izlemiştim. Afişiniz ilk yayınlandığında ben kampüse çıktım. Öğrenci arkadaşlarıma sordum. Sinem Kobal geliyor. Ne düşünüyorsunuz? İlk söyledikleri şey Selena. Selena sizin için dönüm noktası mı? Selena aslında yıllar içerisinde bir kült oldu. Ve bu anlamda benim için tabii ki yaptığım işler arasında en kıymetli işlerden biri. Çünkü çocuklara hitap eden bir iş yapmak ve bunun her nesli yakalaması herkese kısmet olan bir şey değil. O yüzden ben de çok mutlu ve şanslı hissediyorum. Çok güzel. Çok keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Hınca hınç doluydu. Üniversite öğrencileriyle buluşmak sizde ne hissi bir duygu uyandırdı? Çok mutluyum. Çok keyifli geçti. Şahane enerjileri vardı herkesin. Çok çok eğlendiğim ve keyif aldığım güzel bir sohbet oldu. Üniversite öğrencileriyle buluşmayı ben her zaman çok seviyorum. Çünkü gerçekten pırıl pırıl gözlere bakmak ve o muhteşem enerjilerinden birazcık üstüme serpilmesi her zaman çok sevdiğim bir şey. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. İlk dans, bale ile başladım dediniz ve 13 yaşında hemen Dormen Tiyatrosu ile birlikte Dadı dizisi oldu. Tiyatro sahnesinden dizi sektörüne geçmek nasıl bir duygu oldu sizin için? Yani zorlandınız mı? Çünkü yaşınız çok küçüktü, 13 yaşındaydınız yanlış hatırlamıyorsam. Evet aynen. Çocuk yaşta olduğum için açıkçası çok da farkında değildim. Benim için bale gibi bir sosyal aktivite gibiydi. Daha sonrasında yaşım ilerledikçe mesleğim olmasını istediğime karar verdim ve bu yolda adım atmaya başladım ve 18 yıl geçti. Bundan sonrası için de heyecanlıyım. Hala da izleniyor. Evet. Birçok projeyle devam ettik daha sonrasında. Sinemada ve televizyonda birçok proje yaptım ve bundan sonrası için de dediğim gibi zorlukları ve güzellikleri olan bir meslek. Bu kadar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Son olarak çok özledik artık sizi görmeyi ekranda. Bir proje var mı? Varsa eşiniz Kenan Bey'le de olabilir mi? Teşekkür ederim. İnşallah yakın zamanda. Bakalım şu an için açıklayabileceğim bir şey yok. İnşallah yakın zamanda tekrar buluşuruz. Çok teşekkür ediyoruz. Kampüse sorduk da bu hafta güzeller güzeli konuğumuz Sinem Kobal vardı. Görüşmek üzere.